Yedek parça 101'in bugünkü bölümünde direksiyon hidroliğini inceleyeceğiz. Direksiyon hidroliği nedir? Ne işe yarar? Neden eksilir? Fiyatları ne civardadır? Bunlardan bahsedeceğim. Direksiyon hidroliği, hidrolik direksiyon mekanizmasının içerisinde bulunan ve hidrolik direksiyon mekanizmasını destekleyen sıvıya verilen isimdir. Direksiyon hidroliği sentetik ve mineral yağlardan oluşan bir çeşittir aslında. Direksiyon hidroliği ne işe yarar? Çok teknik alana girmeden hidrolik direksiyon yağı, direksiyon sistemimizdeki gücü ileten hidrolik sıvısıdır. Biraz daha ayrıntılı olarak anlatmak gerekirse, aracınızın direksiyon pompasının pistonunun her iki tarafına da basınç uygulamasına yardımcı olur. Oluşan bu basınç, tekerlekleri kolaylıkla döndürmenize olanak tanır. Günümüzde araçların çoğu elektrikli direksiyon sistemi kullandığından hidrolik direksiyon yağı sadece hidrolik direksiyonlar için gereklidir. Bunu unutmamak gerekiyor. Direksiyon hidrolik yağı ne zaman değişir? Ömrü ne kadardır? Aslında bakarsak direksiyon hidrolik yağının bir değişim kilometresi ya da biçilmiş bir ömrü yoktur. Bunun en büyük sebeplerinden birisi direksiyon hidrolik yağının ısı olan bir ortamda veya ağır bir ortamda çalışmamasından kaynaklıdır. Direksiyon hidroliği direksiyon mekanizması içerisinde rahat bir ortamda çalışmakta ve sadece direksiyon pompasının vasıtasıyla direksiyon kutusuna baskı uygulayarak tekerleklere yön vermektir. Bu alanda da herhangi bir ısıya maruz kalmadığı için yağ uzun süreler dayanabilmektedir. Ama yine bir ortalama vermek gerekirse her 5 senede bir veya 100 bin kilometrede bir direksiyon yağını değiştirmek direksiyon kutusunun ve direksiyon pompasının ömrünü uzatmak için önemli olacaktır. Direksiyon hidroliği neden eksilir ve bunu nasıl gözlemleyebiliriz? Direksiyon hidroliği biraz önce de anlattığım gibi yüksek ısının bulunduğu bir ortamda çalışmaz. Bu yüzden de buharlaşma ve azalma gibi bir durum söz konusu yaşanmaz. Direksiyon hidroliğinin azalması demek sistemdeki kaçaklardan kaynaklı olacaktır. Bunlar da sistemde bulunan hortumların çatlaması, yırtılması veya direksiyon kutusu ve direksiyon pompası üzerinde bulunan o-ring ve keçelerin yani sızdırmazlık elemanlarının işlevini yitirmesinden dolayı direksiyon hidroliğinin sistem dışına çıkarak azalmasına sebebiyet verecektir. Bunları gözlemleyebileceğimiz ve hissedebileceğimiz belirtiler olarak karşımıza çıkacaktır. Aracınızı park halinde bıraktığınız zaman altında yağ birikintisi görebilirsiniz. Veya fiziksel olarak araç içinde hissedeceğimiz bazı belirtiler oluşur. Direksiyon simidinin sertleşmesi ve eskisi gibi artık yumuşak olmaması. Bunun dışında park halindeyken sağa sola manevra yaptığımızda direksiyonun ses yapması. Aslında bu ses direksiyon pompasından gelir. Buna da ınıltılı ya da ağlamalı bir ses denir. Sağ sol yaptığınızda bir ses duyarsınız, gürültülü. Bunlar fiziki olarak araç içerisinde hissedeceğiniz belirtilerdendir. Aracınızın kaputunu açtığınızda direksiyon hidroliğinin konduğu bir kap göreceksiniz. O kap direksiyon hidroliğinin seviyesini gösterir. Oradan da seviyenin azaldığını veya ne seviyede olduğunu aralıklı vakitlerle kontrol edebilirsiniz. Peki direksiyon hidroliğinin fiyatı ne kadardır? Aracınızın marka modeline ve sistem içerisinde kullanılan direksiyon hidroliğinin türüne göre hidrolik fiyatınız değişecektir. 1 litre direksiyon hidroliğinin fiyatı ortalama 15 TL ile 75 TL arasında seyredecektir. Otolio.com'u ziyaret ederek aracınıza uygun direksiyon hidroliklerini görüntüleyebilir, sizin aracınıza uygun olan ve size uygun olan direksiyon hidroliğini satın alabilirsiniz. Direksiyon hidroliği ile alakalı aşağıya bir link bırakıyorum. O linke tıklayarak direksiyon hidroliği ile alakalı detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bunun dışında aklınıza takılan direksiyon hidroliği ile alakalı soruları aşağıda yorum bölümünde sorabilirsiniz. Direksiyon hidroliği ile alakalı anlatacağım temel şeyler bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.